Değerli dostlar, böyle bulanık, sisli ama keyifli bir İstanbul sabahından merhaba. Şu karşıda gördüğünüz Beyazıt Kulesi. Hemen Kapalı Çarşı'nın çıkışlarından birisindeyiz. Zülfü Usta, burayı çok fazla tavsiye ettiniz. Zülfü Usta'ya geldik. Zülfü Usta'm yok. O kafasına göre takılıyormuş, arada geliyormuş. Ama oğlu şu burada, Ferhat'ım, yakışıklı mankenim. Mekanı şöyle geriden bir göstereyim mi? Mekan ciciş. Mekan tam hayallerimdeki mekan ya. Kokoreççiler kralı diyor. Selamun aleyküm. Kolay gelsin Ferhat'ım. Yakışıklı kardeşim benim. Neler yapıyorsun canım? Nasıl keyifler? İyi, çok şükür abim. Valla kokoreçe devam ediyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Kapalı Çarşı'nın içine geliyor kokusu. Geliyor mu? Takipçilerim söyledi. Gel dediler. Kokoreç nasıl oluyor? İstanbul usulü kokoreç size öğretsin dediler. Geldik. Az keyifler, güzel gidiyor. Maşallah, baksana şuralara. Bak hele, bunlar şiir ha. Sen de bir şairsin, sen bir sanatçısın. Evet, ya şimdi herkes bu işi yapamaz bir de. Değil mi? Sektör o kadar genişledi ki, evet, her önüne gelen de kokoreç dükkanı açıyor. Ama bu kokoreç de kokoreç mesleği de bir sanattı yani. Değil mi? Bak içinde ama müzik var. Bakın şimdi şu müzik kısmı. Şiir gibi abi. Bak yani bu müzik kısmı. Kokoreç'in müzik kısmı. Bakın şurada da kokoreç'in yine sanatla ilişkili bölümü, resim bölümü var. Bakın tablo ya. Evet. Bunu sen duvar kağıdını yaptır. Bak Ferhat Usta. Bunu duvar kağıdını yaptır. Evlerimizin duvarına asalım. Değil mi? Canımız sıkıldığına bakalım şu görüntüye, güzelliğe. Keyfimiz yerine gelsin. Yani benim tek aşkım kokoreç diyebilirim. Onu vazgeçilmez. Değil mi? Hem ekmek kapın. Şimdi mekanı ben geriden gösterdim bura. Dükkan bu kadar mı? Evet, dükkanımız 4 metre. Bu kadar, 4 metrekare. Yani oturacak yerimiz yok ama icraatımız büyük yani. Lezzetimiz büyük, yerimiz küçük. Ama icraat büyük. Hakkını veriyoruz. 22 yıldır aynı sektörde burada. Burada 22 yıldır bulunuyorsun. Mardinlisin. Burada Mardinlere selam olsun. Çok ekmeğinizi yedik ben. Ben ilk görev yerim. Mardin'e selam. Mardin'de de güzel videolarımız var dostlar. Oradan beğeni listesi, beğeniden bakın. Mardin'de de çok videolarım var. Hacı Tilki'ye de selam olsun. Yani mutlaka herkesin bir Mardin'i de görüp gezmesi lazım. Gezmesi lazım. Şimdi gelelim kokoreç olayına. Bak. Biraz hazırlık yapıyorsun anladığım kadarıyla. Öğle servisine hazırlık yapıyorum çünkü yoksa burada yani yetiştiremiyoruz. Burada öğle servisinde kuyruk olur o zaman. Bunu yapmadan çok burası seri parçalara, parçalara bölerler. Evet. Bunu keserler müşterilerim, acıkıyor. Kokoreç yapıyor. Şimdi biz Ferhat'la konuştuk. Ferhat bize anlatacak bu İstanbul kokoreci nasıl oluyor. İzmir'de yapılıyor mesela, Ankara'da da yapılıyor. İzmir'de başarılı yapılıyor, örnekleri Ankara'da var. Ankara'da yapılıyor. İstanbul usulü bildiğim üzere biberli oluyor. Biberli, domatesli de isteğe bağlı. Biber, yeşil biber, domates isteğe bağlı. İsteğine domatesli yapıyorum, istemiyorum. Şöyle bir tane kokoreci şey yapalım mı? Bana açar mısın şöyle? Mesela şu yatan yavruyu alalım. Of! Danimarka! Danimarka bunlar dur. Şöyle yapalım mı? Ferhat, bunu böyle mesela yarsana bir görek içini. Şöyle şiir gibi aç içini. Aç kuzum. Aç yakışıklı Ferhat'ım, aç. Bak. Bakar mısın şu? Şiir ya. Dedin ya. Ya bu mesleğe aşığım diye. Aşık olmaz mı şuna ya? Of! Of! Kokular iyi ki gitmiyor. Bakın sular fışkırıyor ha. Evet. Kokular iyi ki gitmiyor. Şimdi ne yapardı YouTube'un başında olanlar? Şimdi senin takipçilerin de seni şimdi kesmesin böyle. Vallahi onlardan özür diliyorum. Ferhat'ım onlardan özür diliyorum. Şimdi olmazsa olmazı köz ateşinde olacak. Köz ateşinde olacak. Köz ateşinde olacak. Yani köz ateşinde olmadığı zaman lezzet farkı ortaya çıkıyor. Bakın suları yağlara boşa gitmiyor değil mi? Tabii yok. Hep onları ekmeğe alıyorsun. İnşallah. İnşallah. Şu fanı bir kısabilir miyiz? Mümkün mü şöyle bir 30 saniye 2 dakika? Onu bir yok edelim. Dostlar şu bu sırada ben şu meraklılarına şu güzelliği bir göstereyim ya, bakın. Batır hele şöyle bir şişi Ferhat. Akar mı böyle, sular fışkırır mı? Evet. Of of of. Vallahi. Ne oluyor bunu, ilk önce fırına mı atıyorsun biraz pişiriyorsun yoksa İstanbul usulünde hepsi buradan pişiyor. Hepsi közde. Bu çiğ daha. Çiğ daha. At yavruları şunları da şöyle pişsin. Orada da altında köz var. Evet. Oh, zaten hazırlık olacakmış. Gelecekmiş müşteriler. Herkes kısmetini yiyecek. Oh. Ver.
Güzel yağlı bir gıdamız. Ben diyorum iddiam var. Motor da diyorum yağsız çalışmaz. Kitler. Yok yağ zaten kokoreçe lezzet veren şey. Değil mi? Yağ asıl en önemli şeydir yani. Yağ olmadan o lezzet çıkmaz ortaya. Önce burada biraz böyle bir tarafını daha pişiriyoruz. Peki nasıl oluyor böyle? Şöyle geliyorum ben. Takipçilerim diyor ki abi diyor hayatında bundan daha yumuşak bir kokoreç yiyemeyeceksin diyorlar. Nasıl bunu yumuşak yapıyorsunuz ben? Bunu bir anlamak istiyorum. Hayvanın ırkıyla mı ilgili? Hayvanın ırkıyla ilgili. Şimdi bir de erkek mi olacak, dişi mi olacak? Erkek dişi o fark etmiyor. Fark etmiyor. Ama bu en önemli şey pişirme tekniği. O yumuşatıyor. Yani. Bir de dışındaki ne oluyor? En dışarı sardığınız. Bu bağırsak içinde kuyruk yağı var, uykuluk var. Şu beyaz kısmı uykulukla karışık iç yağı. Yani. İç yağı. Değil mi? Vallahi hepsi. Yani bir de kokoreçin nereden aldığın da önemli. Değil mi? Yani gelecekler, de krala gelecekler. Tabii, krala gelecekler. Şimdi bana bir tane o zaman İstanbul usulü yap, çeyrek yap. Çeyrek yapalım. Bir tane abi, çeyrek yap. Bir çeyrek yapayım. Yap kuzum. Yani çeyrek dediniz, aslında siz ekmekler çeyrek, zaten aynen, yarım ekmekler. Diye mi geçiyor? Tüm etimi mi görelim? Orada kalsın. Oo bak oraya aslı ısıtıyor. Tabii ısıtıyor. Aslında müşterilerime vermem. Şöyle. Oo bak hele. Ekmeğimiz de taş fırın ekmeğidir yani. Çevirin arkasını şöyle bir. Bak. Oh. Ekmek diyebiliriz. Kurabiye ya. Her şeyimiz dört dörtlük bir şekilde. Kurabiye kurabiye. Kurabiye. Bana öyle çeyreği yap. Evet. Bak torpil istemiyorum. Hakkı neyse ver. Ama tabii. Torpil istemiyorum Ferhat. Evet. Oh. Bunun kremini bul. Bu yağlar boşa gitmesin. Bunun lipstick çıksın. Duvar kağıdından bahsettik. Sanat atölyesi zaten. Evet. Kremini de bul. Bu pişti mi şu an orada? Bu pişti. Bir daha yani pişecek. Orayı bir daha atacaksın. İki kere pişmesi şeyi var. Pişmesi gerekiyor. Pişmesi gerekiyor. Of. Neye göre hazırlıyorsun? Şimdi sana güzel bir İzmir çeyrek. İzmir usulü mü yapacaksın? İstanbul yap. Heh. İstanbul usulü çeyrek yapıyorum. Yap kuzum, yap. Odun, kömür de geldi. Meşe mi kullanırsın? Meşe, evet. Değil mi? Oh. Önce kokoreçimizi doğruyoruz, ondan sonra yeşil, kapyabiber. Biraz da kırmızıdan katacaksın. Biraz da kırmızıdan. Oh! Bakalım sen burada yaşlanma ne ha Ferhat? Vallahi zaten bu koku yaşlanma. Benim sırrım. Bütün sokağa, çarşıya yayılıyor. Her gün kokoreç yiyorum. Her gün yiyorsun. Oluyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Oh, ye kuzum. Şimdi bunu şöyle yere alacağız. Oh. Doğradıktan sonra. Müzik var, resim var. Sanat ya. Vallahi. Doğrama işlemi bittikten sonra tavada bir kere daha kızartıyorum. Oh, at oraya. Ben çay alırım bir saniye. Şu güzel yağmurlu İstanbul gününde. Ya bir çay da içelim. Etimiz de burada pişiyor. Kokoreçimiz. Uyguzum. Bak müşterilerine söyle. Denesinler Ferhat. Sen de bunu dene. Uyguzum diyerek yesinler. Tamam mı? Zaten müşterilerin, esnaflarımız hepsi bizi tercih ediyor. Gerçekten bu konuda teşekkür ediyorum onlara. Müşterilerimiz de ağzını tadını biliyorlar. Yani sen güzel bir şey yaparsan nerede, seni her yerde bulurlar. Nerede yiyeceklerini biliyorlar. Zaten müşterilerimiz karar veriyor. Tamam. Şimdi kokoreçimiz orada pişti. O yağları da alıyor. Al Ferhat Usta. Al uzun. Sana. Lokum ya yeme de yanında ya. Oh. Dostlar bu arada sabah saat kaç şu an? Evet sabah şu an. Akşam değil yanlış anlaşılma olmasın. Şu an sabah saat 10. 10'da kahvaltıda kokoreçle başlıyoruz. Ağzı domates koydu. Güzel. Hakkı bu mudur diyorsun? Hakkı budur. Hakkı budur. Uzun. Baharatlar biraz atıyorum. Biraz pul biber. Biraz pul biber. Kekik. Böyle sende kimyon görmedin mi? Kimyonum var. Kimyonu tercih edenlere atıyorum. Pek tercih edilmiyor mu burada? Burada pek tercih edilmiyor. Tamam. İstanbul'da genelde işte Ege tarafında tercih ediliyor. Tamam. Sar kuzumanı sen. Mahmutcan. Şu kamerayı ben sana vereyim kuzum. Tamam. Mahmutcan bugün bana yardım ediyor yiyen. Tamam. Yanında neyle tüketiyoruz? Ayran mı gider bunun? Ayran. Yani müşterilerimiz çoğu ayran tercih ediyor. Fakat kolayla da güzel gittiğine inanıyorum. Vallahi ben ayran içerim Marsa'ya. Bana bir ayran mı ver? Ayranın bir taş şişe. Bak hele burcu burcu ya. Nasıl temizliyorsunuz bunu? Ne yapıyorsunuz? Çok zor bir iş ama. Kolay çok, değil yani. Meşakkatli bir şey. Yani. Evet, çok
temizlik gerektiren. Sen burada mutfak kısmındasın, atölyede hazırlık aşamasında yoksun ama. Tabii ama yine kontrol ediyoruz tabii. Şöyle bir oy uzun diyelim ya Allah ya bismillah. Oy uzun diyelim. Ekmeğe kurabiye yapmışsın ya. Ekmeği iyice sıkın, nasıl olur? Güzel. Güzel ya. Tamam hocam, bir şey söyleyeyim mi? Burşun burşun işlemezler. Şunu yerken şuradan da parasalar düşülmez. Düşen mi? Düşmez. Şimdi şunu bitecek. Sen bunu yedikten sonra abiciğim ömür boyu mutlu olacaksın. Hepsi özleyeceksin. Burada ilk defa gelen müşterilerim var. Daha hiç kokoreç yememiş. Ön yargıyla yaklaşıyorlar. Evet. Ya diyorum bir deneyin yani. Denemekte fayda var. Denemeden bilemezsiniz. Tadını bilmedikleri için bazı insanlar ön yargılı bir şekilde yemiyor psikolojikler. Ama kime yedirdiysem ilk defa burada bağımlısı oldu. Ben şöyle anlatayım. Biz gurme değiliz. Hani şöyle bir damak tadı gelişiyor zamanla. Çok fazla yerde yemek yiyorum ama haşa öyle bir gurmelik bir faslımız yok. Ama şöyle anlatayım ben tadını. Aynı takipçilerim dediği gibi yumuşacık. Koku gram yok. O gereksiz kokulardan hiç yok. Bildiğin et yiyorsun ya. Hayvanla mum barını, bağırsağın en güzel yerini tertemiz yapmış ustamız. Abi, onu yiyorsun. 22 yıl yani, 22 yıl az yıl. Tabii 22 yıl dediğime bakma, benim babam burada çalışıyordu. O açtı, 2001'den beridir burada hizmete devam ediyoruz. İşte ben de yavaş yavaş devralmaya başladım. Valla ne yapıyorsanız doğru yapıyorsunuz. Ellerinize kollarınıza sağlık. Ben bunu yemeye devam ediyorum. Şuradan gireyim kapalı çarşıya. Bakalım orada ne lezzetler var, onları da göreceğiz. Adres çok basit. Hangi kapısıydı? Örücüler. Örücüler çıkışındayız. Örücüler çıkışında geldim. Örücüler çıkışında. Ferhat Usta'mı buldun. Aynen. Kokoreççiler Kralı Zülfü Usta. Dükkanımızın ismi. Ben de Ferhat. Zülfü. Ha. Bir şey soracağım. Dil öğrendin mi? Dil İngilizce. Evet, İngilizce. Arapça. Burada çok turist abi. Turizm bölge olduğu için yani yabancılar da yiyor. İster istemez konuşuyor. Konuşarak da insan. Bir şey söyleyeyim bak, çok az baharat koydum. Hiç koku yok. Yok baharat. Düşemiyor. Yumuşak. Ya zaten baharatını bol atan kişi kokoreçine güvenmeyen kişi. Hayatımda yediğim en erken kokoreçti bu. Sabahın en erken saatinde yediğim. Bunu not alıyorum. Oldu. Var mıydı? Oldu evet. Ama yiyen var. Var yani ya, işte bu kokoreçin hastası bir başka oldu. Gece ya, bu olsun 5-6 adam uykusundan kalkıyor, yiyor. Bak. Ne olur. Bir dene bak, sen de bir dene. Bir oy buldum de yerken. Çok farklı oluyor. Ellerini kollarını sağ ol. Sen bir zor yedin. Allah sana kırarmasın. Dostlar. Şifayla kalmak. Bu dediklerine sakın mahrum kalmayın. Kuzularım. Dur abi. Fatih abinizi dinleyin takipçiler. Görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.